Siz iyi misiniz? Ah! Hiç sorun değil. Arkadaşlar, burayı bir toparlayabilir miyiz? Çok özür dilerim. Yok, bir şey yok. Nazar çıktı diyelim, nazar. Arkadaşlar, burayı bir toparlayabilir hemen. Miyiz lütfen? Siz iyisiniz değil mi? Hadi önüme değil, beraber oturalım şuraya. Buyurun gel, lütfen. Gel. Buyurun lütfen. Dikkat edin, tamam mı? Kahveleri söyledim mi? Anneciğim, vallahi Deniz olmazsa buradaki hiçbir şey içime sinmezdi. Çok teşekkür ederim ama abartıyorsunuz. Teşekkür ederiz Deniz. Ne demek? Hiç abartmıyorum anne, çok mütevazı kendisi. Şey yapalım, biz bunları o zaman bırakalım içeriye, bir düzenleyelim, sonra gelelim. Tamam oğlum, bakın siz işinize. Siz burada bekleyin, ben bir haber vereyim. Tabii ki. Çınar Bey, Emre Bey geldi. Bekliyordum Suzan, gelsin. Hemen. Buyurun. Teşekkür ederim. Merhaba Çınar Bey. Gel Emre, hoş geldin, geç otur. Ben fazla vaktinizi almadan hemen çıkardım dosyayı size göstereyim. Buyurun. Bu dosyayı incelediğinizde gerçekten ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız Çınar Bey. Çınar Bey. Çınar Bey. Emre. Emre sen al bu dosyaları. Başka zaman üzerinden geçeriz. Seni de buraya kadar yormuş oldum, kusura bakma. Fakat Çınar Bey. Emre, gidebilirsin, daha sonra üzerinden geçeriz dedim. Peki Çınar Bey. Tamam. İyi günler. Sana da Emre, sana da. Fehmi Baba'ya mahcup oluyorsun. Toparla oğlum kendini biraz, toparla. Toparla kendini, nasıl toparlayacaksın? Uf, Deniz ya, of! Hiç aklımdan çıkmıyorsun ki. Arayacağım ben Deniz'i. Arayacağım da arasam ne diyeceğim ki? Bizim oğlan abayı yakmış galiba. Hadi hayırlısı. Ay kız da çok güzel değil mi? Değil mi? Hı? Ya oğlan abayı yakmış diyorum. Kız nasıl diyorum? Ay ahu, sen bir sorup soruştursan bu kız kimmiş, kim neredenmiş? Nurhan, bir zahmet kendin araştır. Oğlan senin sonuçta. Yani Allah için çok güzel kız vallahi, su gibi. Haksız mıyım? Güzel. Güzel. Güzellik olsaydı. Ben bir lavaboya gideyim tatlım. Nurhan Hanım, çok memnun oldum tekrardan. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Keşke kalsaydım, bir kahve içerdim. Başka zaman artık. Peki, tamam. Anneciğimi bırakıp geliyorum. Tabii ki. Ahu Hanım, çok memnun oldum tekrardan. İyi günler. Hoşça kalın. Yalnız çok güzel şeyler aldık, biliyor musun? Bugün geldiğin için çok teşekkür ediyorum. Ne demek, görevimi yaptım ben. Buradan sonrasını ben hallederim, çok teşekkür ederim. Asıl geldiğin için ben teşekkür ederim, çok iyi oldu. Hoşça kalın. İyi günler. İyi günler. Bu nereye gidiyor ya böyle?
Alo. Neredesin? Hemen beni almaya gel. Çınar, ne yapıyorsun? Ne zaman geldin? Ha Barış, ne yapayım abi öyle sen gelmeyince ben de oyalanıyordum biraz. Sen neredeydin? Ben de dışarıdaki işleri hallettim. Hadi gel bir şeyler yiyelim içelim. Yok abi ya ben gideyim. Zaten aç değilim. Hem de halletmem gereken işler var. Çekim nasıl geçti? Anlatmayacak mısın? Ya güzel geçti. Sıkıntı yok. İyiydi abi. Çınar bak bilmem gereken bir şey varsa. Yok abi yok. Bilmem gereken bir şey yok. İyiyim ben. Neyse konuşuruz sonra zaten. Ben kaçıyorum tamam mı? Hadi haberleşiriz. Eyvallah. Bunca yıl sonra nereden çıktın karşıma? Bir şey mi dedin Zavva Hanım? Sana demedim. Benim bu işe bir çözüm bulmam lazım. Efendim Avva Hanım? Sen işine bak Mehmet. Bebeklik kıyafetlerimiz. Ya bebeklik kıyafetleriniz. Hepsini kendi ellerimle ördüm, kendi ellerimle diktim. Ben bunu hatırlıyorum. Aa, nasıl hatırlayacaksın abla? Hatırlıyorum tabii. Ben bu yeleğimi çok severdim. Bebeklerime giydiriyordum hep. Gerçi sonra kayboldu diye hatırlıyorum ama. Sen okula gidince ben onu hemen sandığa sakladım tekrar. Aşk olsun anne. Ne yapayım kızım? Sen bebeğine yemek yedirmeye kalkınca korktum yağ lekesi falan olacak diye sakladım tekrar. Şuna bak. Evet. Anne nereden aklına geldi bunlara bakmak? Ne bileyim geldi işte. Ben bunları yıllarca gözüm gibi sakladım. Siz de saklayacaksınız. Anne ne demek şimdi o? Eski günleri çok özledim. Ne güzeldi o günler. Hele sizin bebekliğiniz. Ya sen biz büyüdük diye üzüldün mü? Aman da aman Aysel Hanım'ın kızı yapma. Ay lütfen yapma. Ya tamam yeter ya. Ne oluyor şimdi? Hayır hayır. Kutlayamaz seni. Hayır ya. Ben bugüne kadar kazanmak için her şeyi göze aldım. Gerekirse kaybetmemek için de göze alırım. Buralara yükselmek için yaptım ne yaptıysam. Kimse ama kimse beni aşağı çekemez. Neyse. Ne güzeldi. Ya maalesef ünlü üç top yedik. Ondan sonra... Nihayet teşrif edebildiniz. Siz gezin dolaşın. Bana haber verme zahmeti de bile bulunmayın. Ben neyim ki? Ben bir hiçim tabii. Hayatım sen iyi misin? Yok bir şeyim iyi. Sizden başka kimsem yok. Canım kızım. Hı? Benim için bir tek siz varsınız. Anneciğim. Anneciğim. İyi misin gerçekten sana? İyiyim.
İyiyim annesinin değerli varlığı. Canım, hadi gel içeri geçelim ha. Dinlen biraz. Hadi gel. Gel anneciğim. Ay, Selma senin gözüne ne oldu? Arpacık çıktı ya. Bir çay pansumanı falan yapalım. Dur getireyim hemen. Yok, yaptım ben sabah. İlaç falan aldım zaten. Emin misin? Bak çok kötü oldu. Aldım ilaçlarımı, damlattım. Geçmiş olsun. Tamam. İyi. Tamam. Kullan ilaçları. Hı-hı. Hadi göstereyim size tasarımları. Var. Var. Ay şu modelden ne güzel gelinlik olur kız. Hiç öyle düşünmedim ama. Bak bence de şurayı biraz daha kabartsak, bu dekolteyi de biraz daha açsak, kafasına da papatyalı bir taç versek çok şık, çok sade bir gelinlik olur. Tülü de papatyaların arasından geçirip duvak yaparım. Evet. Deniz, biz şimdiden birer tane diktirelim mi? Ay yok artık Selma, daha neler. Okulum bitti, işin gücün de var. Selma'cığım ben daha yeni mezunum. Ve kendim için bir şeyler yapmadan olmaz. Vallahi ben birini bulur bulmaz evlenirim arkadaş. Şöyle güzel de bir kır düğün isterim. Hadi inşallah Selma. Gelinliğini de ben tasarlarım o zaman. Ay ne güzel olur. Aysel teyzem de diker. Ay diker vallahi ya. Nasıl da büyük zevk alır dikerken. Canım ya. Çok seviyorum Aysel teyze. Hani öz teyzem olur ya. O kadar seviyorum. O da seni çok seviyor. Bu aralar sıkıntıda galiba. Annem Muğla'ya gitmeden önce onları konuşurken duydum. Hayırdır Selma? Ne duydun? Evimi ipotek ettirecekmişsiniz. Neymiş? Annem de Muğla'dan dönünce bir konuşalım. Acele etmeyin dedi. Neyi acele ediyormuşuz? Ben de bilmiyorum. Bu kadarını duydum. Siz bilmiyor muydunuz? Şu ipotek için ne yapacağız Aysel? Bakalım Şevki. Gün doğmadan neler doğar? Bir daha bir düşünelim. İyi de ya düşünmeye vaktimiz mi var ya? Bu ipotek işi hiç benim aklıma yatmadı. Peki bu ameliyat parasını nasıl ödeyeceğiz ya? Yani bak benim dediğimi yapalım. Ya sen bir sağlığına kavuş. Ya onu da sonra düşünelim be gülüm. Ha? Turgut arıyor. Turgut efendi. Sen maça geç kalma istersen. Şevki, ev bizim tek dayanağımız. Sonra ne yapacağız? Efendim Turgut. Tamam tamam geliyorum. Hadi ben gidiyorum artık. Kalsaydın biraz daha. Yarın iş var ya, gideyim. İyi, tamam. Anne! Selma gidiyor. Hadi Selma, görüşürüz. Güle güle kızım, yine gel. Gelirim tabii. İyi geceler Aysel teyze. İyi geceler. Şu ipotek meselesini hiç açmayın bence siz. Ya belki bilmenizi istemiyordur kadın. Selma, olur mu öyle şey? Ya biz aileyiz, bir sıkıntı varsa tabii ki konuşacağız. Sen doğru olanı yaptın. Üzme kendini, tamam mı? Tamam o zaman. Siz bilirsiniz. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Sen de şimdiden başla benim gelinliği tasarlamaya. Anlaşıldı, tamam. Hadi iyi geceler. Size sütlü kahve yapıyorum. Anneciğim, ellerine sağlık ama bir otur da bizim seninle konuşacaklarımız var. Hayırdır, ne oldu? Bak yine benimle uğraşırsanız anne terliklerimi alıp kovalarım sizi ona göre. Ay sorgu odasında gibi hissettim kendimi. Anne.
Bize söylemen gereken önemli bir şey olabilir mi? Yok kızım. Ne olacak ki? Anne, evi ipotek ettirmeyi düşünüyor musunuz? Ha, anlaşıldı. Yok, biz Hayriye ile başka birinin meselesini konuşuyorduk. Sen mi yanlış anlamış? Babam için mi yapacaksınız anne? Durum bu kadar mı ciddi? Neden bize söylemediniz? Yok kızım, böyle bir şey. Ay bak, beni lafa tuttunuz, süt taştı ya. Bak Şevki, şu işi hallet, borcun silinsin. Ne işiymiş bu? Hatır sayılır bir abim bir araba aldı. Araba Aydın'da, galeride. Aydın'dan gelmesi gerekiyor. Git getir arabayı, borcun silinsin. Ya şuradan şuraya araba gelecek diye o kadar borç silinir mi ya? Sen kimi kandırıyorsun ya? Seni. Tamam tamam, kızma. Araba çalındı. Ama korkma, her şey ayarlandı. Bir tek arabayı getirecek şoför yok. Saçmalamadan da bu ya zaten. Hani her şeyi ayarladım diyorsun, şoförü ayarlayamadım diyorsun. Ya onu ayarlıyorum ya şimdi, seni. Ya sana iyilik olsun diye. Yoksa veririz bir tane şoförü 3-5 kuruş, gider getirir. Bak, sen bana güven, hadi. Canım kızlarım benim. Nasıl anlatacağım ben size? Ölmek değil de sizi bırakıp gitmek. İşte o yakıyor yüreğimi. Senden, ne yaşadığımız bu dünyadan asla vazgeçmeyeceğim. Canım kızım. Beni çağırmışsınız Ahu Hanım. Sana her konuda güvenebilir miyim? Tabii ki efendim. Yapmanı istediğim şey ikimizin arasında sır olarak kalacak. Geçen gün gittiğimiz adresi hatırlıyor musun? Evet, hatırlıyorum. O insanlar hakkında her şeyi araştırmanı istiyorum. Ne yerler, ne içerler, dostları, düşmanları kimlerdir? Haklarında her şeyi bilmek istiyorum. Emredersiniz. Unutma, bu ikimizin arasında sır olarak kalacak. Şimdi gidebilirsin. Kendimi övüyorum gibi görünmesin ama yani bir evliliği yeşerten de yaşatan da kadındır. Siz öyle söylüyorsanız doğrudur. Hoş geldin Ela. Hoş bulduk. Gel hayatım. Biz de evliliğimizden konuşuyorduk.
baş başa geçen 20 yıl. Evet. Aşk ve mutluluk dolu. Yarın evlilik yıl dönümümüz için bir kutlama yapacağız konakta. Gelmek ister misin? Tabii isterim. Eğer sizi rahatsız etmeyeceksem. Ay ne rahatsız ya canım. Çok memnun oluruz. Değil mi Yalçın? Aa tabii, tabii. Selamlar. Çınar. Bak kim burada? Ela. Hoş geldin Ela. Hoş bulduk. Gel otur. Yenge işe gitmem lazım. Sonra görüşürüz. Ama ne olacak? 5 dakika geç git. Bak abin hala burada. Tamam. Ya keşke ayrılmasaydınız. Bak bizim evlilik yıl dönümüyle sizin düğününüzü birlikte kutlardık. İlişkiler karşılıklı güven ve dürüstlük olmadan yürümüyor Aha abla. Hem Çınar benden hayatının en büyük sırrını saklamış. Ayrıldıktan sonra öğrendim evlatlık olduğunu. Bizim ilişkimiz bu yüzden bitmedi Ela. Sen neden bittiğini çok iyi biliyorsun. Ama sen nasıl inanmak istiyorsan öyle inan. Ben buna itiraz etmem. İşe gitmem gerekiyor. Müsaadenizle. Sen nereden biliyorsun ki? Bu konuyu bir daha asla açmayacaksın. Bizim aile meselelerimiz seni ilgilendirmez Ela. Kusura bakmayın. Ben kendimi aileden biri zannediyordum. Rahatsızlığınızı böldüm. İyi günler. Yarın mutlaka bekliyorum. Sakın bir şey söyleme Ahu. Böylelerine çok yüz veriyoruz. Duracakları sınırı bilmiyorlar. Süpermiş ha. Bak tam aklımdaki gibi. Her gün hatırlatacağım bu arada. Kazanırsan %10. Tamam Zeki, %10. Her gün hatırlatmana gerek yok. Zeki efendi, biz de sana her gün hatırlatmamıza rağmen hep aynı hataları tekrarlıyorsun. Bırak kızı rahat rahat çalışsın. Ben kahve getireyim en iyisi size. Bence de Zeki efendi. Daha vesikalık çekmişliğin yok, %10 istiyorsun. Bak Deniz, sana buraya geldiğinden beri en zorlu görevini veriyorum. Ben bu çocuğa ne yaptıysam işi sevdiremedim. Lütfen, lütfen bu çocuğa iş sevdirmeyi dene. Bir şeyler yap. Buraya geldiğinden beri ilk başarısız görevin olacağını düşünüyorum ama yine de inşallah umarım beni yanıltırsın. Tamam Barış, sen merak etme, hallederim ben. Eyvallah. Nerede kaldı çaylar? %10 Zeki. Ben Çınar, senin adın ne? Bulut ben de. Memnun oldum. Memnun oldum Bulut. Top oynamak ister misin? Olur. Koş 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 koş. Koş 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 koş. Koş bakalım kaleye. Sıkı tut, tamam mı? Geliyor. At bakalım bir daha. Esin, sana bir şey soracağım. Dur tahmin edeyim. Kapıyı çalmadan içeri girenlere ne denir? Düzgün konuş benimle. Ela'ya Çınar'ın evlatlık olduğunu sen mi söyledin? Ya ne alaka ya? Ela'nın haber ajansı mıyım ben? Sen söylemedin yani. Yok. Baskıya yetiştiremedim maalesef. Kim söyledi o zaman? Kuşlar söylemiştir belki. Biraz ciddi ol. Hakkında hiçbir şey duymadın. Öyle mi? Üzgünüz. Ama bizim ajansımız sizinle çalışmıyor Ahu Hanım. Esin. Anne. Ya ben okula gidiyorum. Görmedim, duymadım, bilmiyorum.
Nereden öğrendi bu kız Çınar'ın evlatlık olduğunu? Öykü. Arşive gidip 2 yıl önce hazırladığımız kreasyon dosyasını getirebilir misin bana? Ne o? Eski kreasyonlara bakıp ilham mı almak istiyorsun Sinem? Sen benim söylediğim her şeyi yapmakla sorumlusun Öykücüğüm. Bu ne küstahlık? Bu benim görevim değil. Stajyerlerden isteyebilirsin Sinemciğim. Benim yapmam gereken daha önemli işlerim var. Az kalsın unutuyordum. Çizimleri böyle ortalıkta bırakmamak lazım değil mi Sinemciğim? Sinem, odama gelir misin? Tamam Leyla Hanım, hemen geliyorum. Gel. İtalya ile görüştün mü? Evet Leyla Hanım. İtalya'daki ajans defile için hazırladığımız katalogda iç mekan çekimlerini de görmek istiyor. İsterseniz Çınar Bey'e haber verelim. Çınar'ı hiç karıştırma. Sen Barış'ı ara. O iyi bir fotoğrafçı gönderir. Tamam Leyla Hanım. Ben Barış'ı ararım. Yalçın! Sen iyice saçmaladın artık Ela. Ne yapmaya çalışıyorsun? Ahu'nun yanında nasıl konuşuyorsun öyle? Sen bana nasıl haddini aşma dersin? Madem ailene karşı bu kadar hassassın, burada ne işin var? Haklısın. Çok büyük bir hata yapmışım. Sakın beni bir daha arama. Yalçın, dur. Ben elini tuttun ya. Kalbim çok acıdı. O benim karım Ela. Sen bunu bile bile benimle birlikte oldun. Kendi evimde nasıl davranmam gerekiyor? Sen geldin diye karımın elini tutmamalı mıydım? Haklısın. Ne yapayım? Kıskandım işte. Yalçın ben seni çok seviyorum. İzninle karım arıyor. Tamam Ahu. İşim bitti, yoldayım. Görüşürüz. Ablacığım. Ablacığım hadi uyan artık. Çınar. Abla. Öykü. Abla Çınar nereden çıktı şimdi? Öykü çok garip bir rüya gördüm. Hayır olsun. Çınar vardı yanında. Ne? Çınar mı? Anlatsana. Ya ne anlatacağım Öykü? Öyle bir yerde oturuyorduk işte. Ama nerede? İşte bir yerde oturuyorduk öyle. Ya duyan da bir şey var zannedecek Öykü ya, rüya alt tarafı. Ya abla beni geçiştirme. Hem rüyalar insanların gerçek hayatta ne istediği veya ne istemediği ile ilgiliymiş. Öyle miymiş? Evet. Sen bu durumda Çınar'la ilgili bir şey düşünüyorsun ama ne? Bir şey düşünmüyorum Öykü. Hadi ablacığım git. Uyanacağım geleceğim ben hadi. İyi tamam. Hadi. Abla, şu özgür mekan için ne attınız? Çektiniz mi fotoğrafları? Yetişti mi açılışa? Abla,
sana diyorum. Bugün açılmayacakmış şu kafe. He? Hangi kafe ya? Özgür kafe. Açılıyor bugün. Bugün açılıyor evet. Sen gitmiyor musun açılışa? Yani Serdar Bey çağırdı aslında ama çok gidesim yok benim. Aa, kızım o kadar emek harcadın. Gitmezsen ayıp olur. Hem Serdar Bey çağırmış. Evet Öykü, açılış fotoğraflarını çekeyim diye davet etti ama. Gidiyorsun o zaman. Bilmiyorum. Yani çektiğim fotoğraflar sosyal medyada kullanılacak. Karşılığında ücret de alacağım tabii. Ne güzel işte, hem davet hem iş. Sen de gelsene benimle. Hemen sıkılırım o kadar davetlinin arasında. Çok isterdim ablacığım ama maalesef. Stajyer değilim artık. Benim çok işim var bugün. İş yüküm arttı. Hem alacağım paranın miktarı da. Ay maşallah kızıma. Biliyorsun Koca Beyler şirketinde çalışmana başta gönlüm hiç razı değildi. Ama madem artık senin değerini anladılar, kıymetini bildiler, o zaman sen de çok iyi çalışıp elinden gelenin en iyisini yapıp yükseleceksin. Tamam mı? Öykü çok azimli anne. Ben kardeşimin çok kısa bir süre sonra o tasarımlarının çok büyük markalara ulaşacağına inanıyorum. Ay inşallah Deniz'im. Siz böyle bana hep böyle tam destek olun, ben her şeyi hallederim. Bu arada paraya da para demeyiz. Mert, hadi. Anne, toplantıyı biraz ertelesek mi diyorum? Kutlamaya geç kalmayalım. Kesinlikle olmaz. Evliliğimizin 20. yılı. Dostlarımızı çağırdık. Yetişmeye çalışacağım. Mert, toplantıya geç kalma. Tamam anne, tamam. Hadi. Görüşürüz. Ela'yla Nuran'ı da çağırdım. Özgür de gelecekmiş. Ben de Çiğdem'i çağırmayı planlıyordum. O nereden çıktı? Sen seninkileri çağırmışsın. Çiğdem de benim kaç yıllık arkadaşım. Tamam. Evet evet getirin buralara. Evet. Aynen öyle. Çok güzel. Sen de şöyle koyabilirsin. Çok güzel. Burası boş kaldı. Oraya da koyalım. Evet çok güzel oldu. Bunlar hazır. Evet evet. Deniz'ciğim. Canım, hoş geldin. Hoş buldum Nurhan Hanım. Nasılsınız? Seni gördüm, daha mutlu oldum derler ya. Benimki de öyle. Seni gördüm, içim rahatladı. Bugün her şey burada çok güzel olacak artık. Çok teşekkür ederim. Tekin'ciğim. Canım. Deniz'ciğim, Tekin eşim. Tekin'ciğim, bu hanım da sana sürekli bahsettiğimiz Deniz Hanım. Çok memnun oldum. Ben de kızım. Ben de çok memnun oldum. Alıyoruz haberlerinizi. Serdar Bey yok mu? O Özgür'ü almaya gitti. Birazdan gelirler. O zaman gerçi her şey hazır görünüyor ama ben de bir hazırlıklara bakayım. Gelirim. Aman kızım olur mu öyle şey? Çocuklar da ilgileniyorlar her şeyle. Bu arada emeğin için çok teşekkür ederim. O tanıtımlar, fotoğraflar inan bana parlatmış da parlatmış burayı. Çok ne demek? Çok teşekkür ederim. Ben işimi yaptım. İşte biz de senin işine hayran kaldık. Lütfen hadi bizimle bul. Tamam mı? Geliyorlar. Geliyorlar. Evet, çocuk evet. Çocuk gibi işler ya. Çocuk hocam. İşte. Bir şey soracağım. Hop, hop, hop. Ya neden şimdi bunu yapıyorsun? Basamak var, basamak var. Basamak diyorsun bana hazır çocuk. Hazır mısın? Çocuk sürpriz. İşler ya. Basamak var, dikkat. Nerede? Hazır mısın? Evet.
Suzan, masa düzeninin tam kusursuz olmasını istiyorum. Her şey eksiksiz olacak. Tamam mı? Herkes çok dikkatli ve özenli olsun. Bu kız da her yerden çıkıyor ya. Herkes dedim. Tamam anne. Makyajıma bakıp geliyorum. Koy şöyle. Onu öyle koyma. Biraz... Evet, evet. Sağ ol. Tamam. Nuran, davete evet, geç kalacağız. Hadi, hadi bakalım. Deniz. Her şey için tekrar tekrar çok teşekkür ederim kızım. Görüşelim mutlaka. İnşallah görüşürüz. Aa, ben zaten seni eve bekliyorum. Bir akşam bize gel, yemek yer, sohbet ederiz, olur mu? İnşallah geleceğim. Yemeği burada yeriz. Eve kahve içmeye gelir artık. Bak, 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 bak. Mekan sahibi oldu ya. Olmuş, olmuş. Ya gerçekten çok teşekkür ediyorum. Hayatımda aldığım en güzel sürprizlerden biri bu olmuş olabilir, biliyor musunuz? Gerçekten mi? O zaman ne mutlu bize. İyi akşamlar herkese. Aa, olur mu? Bırakalım kızım seni. Yok, ben şuradan bir taksiye biner giderim. Ya olmaz öyle şey canım. Babacığım hiç ısrar etme. O taksiyi tercih ediyor. Aynen öyle oluyor. Peki. Görüşmek üzere o zaman. Görüşmek üzere. Serdar, kızımızı taksiye bindir oğlum. Hadi. Çok memnun oldum tekrardan. Ben de çok memnun oldum. Görüşmek üzere. Arkadaşlar, birinin son sipariş ettiğimiz kumaşları getirebilir mi? Tabii. Güzel bir toplantı oldu. Ben çantamı alıp geleceğim. Tamamdır. Öykü. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Sen çıkmayacak mıydın? Biraz daha çalışmak istiyorum. Biliyorsun işe yeni alındım. Kendimi kanıtlamam lazım. Çıkalım Mert. Ah onun da derene çekemem. Tamam anne, geliyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. Konakta amcamların yıl dönümü kutlaması var. Keşke sen de gelebilseydin. Kendim dışındaki insanların evliliğini kutlamamaya karar verdim. Hadi çık, sen anneni bekletme. Tamam, görüşürüz. Görüşürüz. Kolay gelsin. Sağ olun. 2021'in raporları hazır mı? Hazır. Bakalım. Aa, evet, teşekkürler. Bakalım şuradan. Böylesi özel bir günün hepimizin bir araya gelmesine vesile olması bizleri daha da memnun etti. O memnuniyet bize ait Fehmi Bey. Nazik davetiniz için çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu mutlu günümüzde evliliğimizin 20. yılında bizlerle olduğunuz için biz teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Dile kolay. 20 yıldır aynı yastığa baş koyuyoruz. Umarım oteli de 20 yılda bitiririz ha. Biter, biter. Arkadaş, hangi ampulü takarsak takayım sigorta atıyor. En son avizeyi değiştik, yine sigorta attı. Ben de gittim Deniz'in yanına, ne yapalım dedim. E dedim, madem kullanamıyoruz o zaman kaldıralım. Kaldırdık. Ertesi gün bir gittik abi kafeye. Tüm sigortaları atmış. Neden? Buzdolabı attırıyormuş ya. Var mı böyle bir şey? Olan tabii bizim neye oldu? Aldığımız lambaları oldu. Bu arada Deniz'le birlikte almıştık. Hakikaten zevkli kız. Yani işin özeti kardeşim, eğer Deniz bizim yanımızda olmasaydı biz bu kafeyi çok zor açardık. Akıllı kız. Çok güzel, çok. Ellerinize sağlık. İyi günler. Hoş geldin İlacığım. Hoş bulduk. 20 yıllık muhteşem evliliğinize küçük bir armağan. Ne gerek vardı? Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ah. Harika.
Ben zaten her zaman senin zevkine güvenmişimdir. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Otursana kızım. Bu da bizden umarım. Ay Nurhan'cığım harika. Çok teşekkürler canım. Güle güle kullan. Teşekkür ederiz. Efendim Selma. Benim işim bitti. Görüşelim istersen. Hem sahilde takılırız biraz. Çok iyi olurdu ama ben çok yorgunum. Sonra görüşsek olur mu? Bir sorun yok değil mi? Yo, iyiyim. Sadece yorgunum. İyi tamam canım, sen bilirsin. Tamam, görüşürüz canım. Görüşürüz. Sevdiğim modeli seçmişsin hayatım. Çok teşekkür ederim hayatım. Muhteşem bir tercih olmuş. Benim kocam en iyilerine layıktı. Muhteşem bir tercih olmuş. Peki bana ne aldın? İyi günlerde kullan hayatım. Ay bayıldım. Harika. Aa, çok güzel. Çok teşekkür ederim. Saygı. 20 yıldır olduğu gibi beni bugün de çok mutlu ettin Yalçın. Teşekkür ederim. İyi günler de kullan hayatım. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Esin'in sesi o kadar güzel ki. Bize bir şarkı söylese ya. Evet ya. Ya yok söylemeyeyim şimdi. Esin lütfen. Modumda değilim. Söylemeyeceğim. Bu şey değil mi ya? Sanatçı kaprisi. Müsaadenizle. Çınar. Alo Çınar. Selam Deniz. Az önce sosyal medyada paylaşılan fotoğrafları gördüm. Çok güzel olmuş. Tebrik ederim. Çok teşekkür ederim. Ben lafını kestim. Sen söyle. Şey diyecektim. Neyi? Yarışma başvurusunun bugün son günü biliyorsun. Ben de katılıp katılmadığını merak ettim. O yüzden aradım. Teşekkür ederim hatırlatma için. Başvurdum ben. Sen ne diyecektin? Ben bir şey demeyecektim. Ben de başvurduğumu haber verecektim. Güzel. Süpermiş. O zaman bol şans sana. Gerçi senin gibi bir fotoğrafçının şansa ihtiyacı yok. Neyse seni daha fazla tutmayayım ben. Görüşürüz Deniz. Görüşürüz Şınar. Hoşça kal. Ben yemiyorum böyle zamanlar işte.
öyle bir şey yapacağını tahmin etmemiştim. Bence bu yaptığın... Neden gidip küpelerin aynısını aldın? Aklında ne vardı? Beğendim, aldım işte. Ne var bunda? Hem sen küpeler Ahu için dememiş miydin? Yalan mı söyledin bana? Küpeler Esin'in annesine aldığı hediyeydi. Senin yüzünden hediye kutusunu holdingde unuttuğumu söylemek zorunda kaldım. Ahu'ya yalan söylediğin gibi bana da mı yalan söylüyorsun sen? İster inan, ister inanma. Sana her şeyi açıklamak zorunda değilim. Farkında değilsin ama bence çizgiyi... Bir süre ara verelim. Kafam bu ara çok karışık ve böyle şeyleri kaldıracak durumda değilim. Yani beni sevmiyor musun? Eğer ikimizden biri pişman olacaksa o ben olmayacağım Yalçın. Hayırlı olsun yeni mekanı. Teşekkür ederim. Sık sık gelirsiniz artık değil mi? Geliriz tabii, gelmez miyiz? Esin çok şanslı vallahi. Yani sen de çok şanslısın. Bence böyle çok güzel oldunuz. İyi ki çıktın Esin'in karşısına. Yani yoksa insanın amcasına aşık olması falan. Yani amca desen üvey, aşık desen platonik ama hani olsun sonuçta. Özgür, lütfen bu dediklerimi unut. Bunlar gerçekten sadece benim yanlış anlamam. Sadece 20 yıllık mutlu bir evliliğiniz değil, aynı zamanda çok güzel de bir evladınız var. Allah bağışlasın. Allah bağışlasın. Deni Bey, izin verirseniz bugünün anısına birkaç söz söylemek isterim. Estağfurullah, buyurun. Teşekkür ederim. Çiğdem'in söyledikleri doğru mu? Ne geveliyorsun yine Özgür? Ne demiş Çiğdem? Sen amcana mı aşıksın? Ya da aşıktı. Her ne haltsa. Ne amcası be? Sana bir amca falan değil, tamam mı? Bizim kan bağımız bile yok. Dedem ona evlatlık edinmiş. Evlatlık Çınar. Ne yaptığını sanıyor bu kız? Yalçın. Otur. Sınar, çok özür dilerim. Esin. Bilerek olmadı gerçekten. Tamam Esin. Bilerim ben. Tamam, sıkma canını. Sorun değil benim için. Gel buraya, gel. Bu ne haksızlık, bu ne terbiyesizlik. Sen bizi cümle âlime rezil etmeye yemin mi ettin? Anne, ben isterek... Konuşma, çabuk odana geç. Yenge. Bak, hala bakıyorsun. Odana git. Esin. Esin. Tamam, sakin ol. Bir şey yok Esin. Ahu Hanım'ın da hayat boyunca unutamayacağı bir evlilik yıldönümü oldu. Kutlu olsun. Bak sen Ahu. Bunu benden nasıl sakladı? Helal olsun vallahi. Nurra, sırası değil hayatım. Ay. Fehmi Baba şirket işleriyle ilgilenmemi istiyor bir süre. Bu yüzden buradayım. Sen Fehmi Bey'e baba yerine Fehmi Baba mı diyorsun? Çocukluktan kaldı. Yalçın abim alıştırmış, o yüzden söylüyorum. He, anladım. Tamam. Allah'ım.
ağlayarak kurtulacağını sanma. Anne. Ne de sen haklısın ama ne olursun bir şey söyleme. Ben yaptığım hatanın farkındayım. Sizin yüzünüzü kızarttım. O kadar insanın içinde sizi utandırdım. Her şeyin farkındayım ben gerçekten. Gel otur bakayım şöyle. Ben sana her zaman söylemiyor muyum? Hareketlerine, tavırlarına, sözlerine dikkat et diye. Peki sen ne yapıyorsun? Benim söylediklerimin tersini yapıyorsun. Anne, söz bir daha seni asla böyle üzmeyeceğim. Sadece beni değil ki. Dedeni, babanı, herkesi üzüyorsun. Sen bizim biricik kızımızsın. Bundan sonra onları da üzmeyeceğim. Kimseyi üzmeyeceğim. Söz veriyorum, istediğiniz gibi bir evlat olacağım. Tamam, tamam. Ağlama artık. Yeterince yıprattık kendini zaten. Merhaba. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk Aysel teyze. Ya Deniz'i aradım buluşalım diye ama yorgun olduğunu söyledi. Ben de Aysel teyzemi ziyaret edeyim dedim. Ay iyi yaptın güzel kızım benim. Hadi geç. Aysel teyze, Aysel teyze iyi misin? Aysel teyze, Aysel teyze iyi misin? Ne oldu? İyi misin? Ses ver. Aysel teyze, Aysel teyze, Aysel teyze. Ses ver Aysel teyze. Aysel teyze, iyi misin Aysel teyze? Aysel teyze, Aysel teyze. İyi misin? Ses ver. Aysel teyze. Ya Aysel teyze. İyi misin? Ses ver. Ya madem araba çalıntı, niye onu öyle bir aleni bir şekilde, apaçık bir şekilde getiriyoruz ki? Ya yakalanırsan ne olacak peki? Yakalanmayacaksın. Seni kimse durdurmayacak. Her şey ayarlandı. Elimiz uzun bizim, merak etme. Ha cevabım hayırsa söyle, biz de bir şekilde başkasını buluruz artık. Tamam halledeceğim. Ha şöyle. Hadi doktoru arayalım. İyiyim kızım, merak etme. Olmaz öyle Aysel teyze. Mutlaka doktora görünmelisin. Hadi kalk şuradan bir taksiye binip hemen gidelim. Giderim ama bir şartla. Kızlara hiçbir şey söylemeyeceksin. Ya olur mu öyle şey Aysel teyze? Gitmiyorum o zaman. Tamam tamam, söyleme. Söz mü? Söz Aysel teyze, söz. Hadi artık gidelim. Tamam ama önce bir telefon edelim. Belki de adam yoktur yerinde. Tamam hemen arayalım. Telefonumu getir ver o zaman. Tamam, telefonun nerede? Mutfaktadır. Tamam hemen getiriyorum. Korkulacak bir şey var mı doktor bey? Bunu söylemek zor ama Aysel Hanım'ın durumu geldiği günden beri tehlikeli bir seviyede zaten. Ya öyle söylemeyin doktor bey. Bakın bunları söylemek benim görevim. Allah razı olsun doktor bey, sağ olun. Selma beni çok sever. O yüzden kötü olmama dayanamıyor. Çevrenizde böyle bir insanın olması ne kadar güzel. Fakat bu tarz durumların başınıza gelme ihtimali gün geçtikçe daha da artacak. Peki ne yapmamız gerekiyor? Aysel Hanım'ın bilgisi var. Evet, evet. Ben biliyorum. Dediğiniz gibi kendimi çok yormamaya çalışıyorum. Yine kendinizi kötü hissederseniz vakit kaybetmeden yanıma gelin. Tamam. Teşekkür. Hadi Selma gidelim. Sağ olun doktor. Aa. Thank you.
Alo Selma, beni aramışsın. Ne oldu? Duymadım ben. Yok bir şey Deniz. Aysel teyze biraz rahatsızlanmıştı. Yani beni bilirsin işte. Ben biraz telaş yaptım. Selma ne oldu? Neredesiniz? Nesi var şu an? Sakın benim söylediğimi söyleme. Selma tamam söylemem seni söyledim. Neredesiniz şu an? Şimdi eve dönüyoruz. Hastaneye getirmiştim. Annen doktorla konuştu. İyiyim ben dedi. Dönüyoruz işte eve. Tamam tamam Selma kapat ben geliyorum hemen. Alo Öykü. Esin'i çağır bana. Peki efendim. Ben odama geçiyorum. Hayır hiç kimse bir yere gitmiyor. Gel sen de otur. Geçin oturun. Ben size hepiniz her zaman neyi öğütledim ha? Sevdiklerinizi utandırmamayı, onlara sahip çıkmayı. Birinizin yaptığı bir hatadan hepinizin sorumlu olduğunu. Bu gece başınızı ellerinizin arasına alın, iyice bir düşünün. Esin, özellikle sen düşün. Bugün yaptıkların ailemize yakıştı mı? Ulu orta pervasızca söylediklerin sana yakıştı mı? Dede, özür dilerim. Çınar'ın evlatlık olduğunu bırak dillendirmeyi, aklından bile geçirme. Yalçın benim için neyse Çınar da odur. Anlaşıldı mı? İyi geceler. İyi geceler. Annem iyi mi? İyi iyi merak etme. Şevki amca da geldi. Ben de eve gidiyordum zaten. Tamam Selma sağ ol. Selma bak bir şey biliyorsan söyle saklama bizden. Annemin nesi varmış? Ya bilsem söylemez miyim arkadaşım? Doktoruyla konuştu. İyi olduğunu söyleyince biz de eve geldik. Anladım. Çok teşekkür ederim annemi yalnız bırakmadığın için. Ya rica ederim lafım olur. Hadi ben gidiyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Anne, ya bize söylemiyorsan bile... Söyledim ya kızım. Anne. İyiymiş abla. Anneciğim bize artık neler olduğunu anlatacak mısın yoksa doktorunla ben mi konuşayım? Kızım siz de çok abartıyorsunuz. Bir şeyim yok, iyiyim ben. Anneciğim, bak bu iki oluyor. Doktor hala mı bir şey söylemedi? Söylemedi. Biraz dinlenecekmişim sadece. Tamam kızlar. Ben de konuştum doktoruyla. Biraz yorgunlukmuş sadece. Biraz dinlenmesi lazım yani. Anneciğim dinleme artık o zaman. Ya bırak ev işini falan da biz Öykü'yle yaparız. Yaparız tabii. Tamam kızım tamam. Siz neler yaptınız bugün? Ya sen bizi boş ver şimdi. Yüreğimiz ağzımıza geldi bugün. Tamam kızlar, tamam. Hadi bakayım, rahat bırakın annenizi. Hadi. Ne yapacağız Yalçın? Nasıl baş edeceğiz biz bu kızla?
Benim aklımda bir şey var ama. Diyorum ki tatile falan mı göndersek? Yani belki biraz uzaklaşmak iyi gelir ona. Ha, sen diyorsun ki hanımefendi istediği şımarıklığı, terbiyesizliği yapsın. Biz de saf gibi onu ödüllendirelim. Ama ne bileyim, çözüm bulmaya çalışıyorum. Sonuçta bir tane evladım var. Benim de öyle. Ve her davranışından en az senin olduğun kadar benim de sorumluluğum var. Bir süre hiçbir arkadaşıyla görüşmesine izin vermeyeceğiz. Özgür'le bile. Ceza mı yiyeceksin yani? Hem de en ağırından. Telefon, bilgisayar, tablet yasak. Açsın kitaplarını, ders çalışsın hanımefendi. Ciddi misin sen? Değil gibi mi gözüküyorum? O zaman bunu git kızına kendin söyle. İki gün sonra affedilmesi için gelip kafamı ütüler. Sıkma canını artık be kardeşim, yeter. Çok dallanıp budaklandı bu mesele Barış. Benim en çok canım buna sıkılıyor. Ayrıca Fehmi babanın bu duruma verdiği tepkiyi de anlamıyorum. Hadi ben eskiden küçüktüm, çocuktum. Bu durum bir sır olarak saklanıyordu. Ama şimdi ne değişti abi? Fehmi baba beni kendi öz oğlundan ayırmadı. Yalçın abime nasıl davranıyorsa bana da öyle davrandı. Hem bu durum herkes bilse ne olacak ki? Herkes bilsin abi, ne olacak yani? Tamam, herkes biliyor işte. Esin istemeden üzerinden çok büyük bir yük aldı. Esin'in de canı sıkmışlardır şimdi iyice. Esin bu, altta kalmaz nasılsa. Sen kendine bak abicim. Tamam, sıkma artık canını. Yeter be kardeşim, iyice derbeder ettin kendini ya. Biliyorum seni çok üzdük. Hadi siz geç kalmıyor musunuz işe? Hadi kızım gidin. Ben iyiyim bugün. Hem doktorla da konuştum. Temizlik falan yapma dedi. Yapma o zaman anne. Evet anne. Akşam gelince biz yaparız. Ah canıma minnet o zaman. Hadi hadi hadi. Hadi gidin işinize. Ben bakarım annenize, siz merak etmeyin. Tamam ama bir şey olursa bize hemen haber vereceksin. Aa, Allah korusun kızım, öyle deme. Bir şey olmaz sizin annenize, merak etmeyin. İnşallah her şey dediğimiz gibi olur. Hadi Öykü, biz gidelim o zaman. Annem. Görüşürüz benim Çiğdem aile. Güle güle kızım. Hadi kolay gelsin.
Günaydın Avva Hanım. Günaydın Mehmet. Anlat bakalım. Öncelikle ailenin küçük kızını bilmeniz gerektiğini düşünüyorum. Adı Öykü. Şirketinizde stajyerken yakın zaman önce terfi alarak stilist olmuş. Bak sen. Büyük başarı. Bir de ablaları var. Deniz. O da ne tesadüftür ki Çınar Bey'in yakın arkadaşı Barış'ın fotoğraf stüdyosunda çalışıyor. Olaylar gitgide daha ilginç bir hale geliyor. Anneleri Aysel. Kendi halinde bir kadın. Terzilik yapıyor. Babaları Şevki'nin bir kahvehanesi var. Ama öğrendiğim kadarıyla kumar batağına batmış. Borçlarını ödeyemiyor. Alacaklılar yakasına yapışmış. Aferin Mehmet. Umduğumdan daha iyi bir iş çıkardın. Sağ olun Avva Hanım. Karşılığını alacaksın. Şimdi gidebilirsin. Günaydın. Günaydın. Günaydın Deniz abla. Günaydın Zeki. Hayırdır abla, iyi misin? Bir sıkıntı mı var? İyiyim, yok bir şeyim. Hasta falan mısın yoksa? Yok, bir tanıdığım hastaymış, onun için bakıyorum. Aa, çok geçmiş olsun. Bu ilaçları kullanıyorsa ama durumu ağırdır. Öyle mi diyorsun? Vallahi bizim bir tanıdığımız kullanıyordu bu ilaçları. Adam iki hafta dayanamadı. Hadi yavrum, bak sen işine. Karıştırma insanların kafasını. Günaydın. Günaydın Çınar Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, selamlar. Günaydın Çınar Bey, hoş geldiniz. Günaydın. Kardeşim, hoş geldin. Nasılsınız? İyi, çok iyi. Canını sıkan bir şey mi oldu? Yok, sağ ol. Yani var olduğu o kadar çok belli ki. Burayla mı ilgili? Artık annem... Annen? Ya dün yine rahatsızlanmış. Selma hastaneye götürmüş. Çok korkuyorum ona bir şey olacak diye. Ya sen hiç aklına kötü şeyler getirme, tamam mı? Annen iyileşecektir, merak etme. Göreceksin. İnşallah. Hadi sen bugün eve git. Buradaki işleri ben hallederim, tamam mı? Merak etme. Gerçekten mi? Teşekkür ederim. Rica ederim. Gidiyorum o zaman ben. Hadi düş önüme, arşive gidelim. Bu iş böyle olmaz. Deniz, çekime gitmeyecek miydin bugün? Ben istemedim gitmesini. Bazı durumlar var da. Ne durumu, ne oldu? Anlatsana bana da. Annem rahatsızlanmış da biraz. Selma onu hastaneye götürmüş. Yani bence bizden bir şeyler saklıyor. Nereden biliyorsun bir şey sakladın? Yani henüz tanı konmadı ki. Yani konmadı da... Bugün doktorun verdiği ilaçları araştırdım biraz. Annemin tansiyon belirtileriyle pek uymuyorlar.
Doktorunla konuştun mu? Yok, konuşmadım daha. Ama bir an önce konuşmam gerekiyor. Tamam, o zaman niye burada bekliyoruz ki? Hadi hemen gidelim, konuşalım. Olur, çıkalım, çok iyi olur. Hadi. Gidin gidin, ihmal etmeyin. Tamam, kaçtık biz. Hadi görüşürüz. Hadi gidelim. Hadi Deniz, hemen gidelim. Efendim ablacığım. Abla ya, benim aklım annemde kaldı. İşten izin aldım. Yanına gelsem de... Ya ablacığım, zaten benim de içim rahat etmedi. Çınar'la arabadayız şimdi. Annemin doktoruyla konuşmaya gidiyoruz. Aa, öyle mi? Tamam, ben de geliyorum o zaman. Orada görüşürüz. Tamam ablacığım, görüşürüz. Sıkma canına. Teşekkür ederim. Şevki, tamamdır, yapıyorsun değil mi işi? Ya tamam Turgut, halledeceğiz dedik ya. Öyle halledeceğiz deyince olmuyor. Sana söyledim, bu iş ciddi. Yani bir yanlışın olursa papaz olmayalım ona göre. Ya tamam Turgut, tamam ya, halledeceğiz dedik ya. Ben yavaştan kaçıyorum, hadi. Şişt, olsun, gel buraya gel. Efendim abi. Bana bak, bu Şevki abinde bir haller var. Gözün üstünde olsun. Ne yapıyor, ne ediyor, her şeyi bana bildireceksin, anlaştık mı? Anlaşıldı abi. Bak, gözün üstünde olsun diyorum. Tamam abi, sen merak etme. Aferin. Bir de çay getir bana. Aysel teyze, oldu mu şimdi bu? Doktorun ne dedi sana? Yorma kendini dedi. Ay kızım, ne yapayım? Sıkılıyorum iş yapmayınca. Bak, kızlara söylerim. Söyleme desem de söylüyorsun zaten. Ya ne yapayım Aysel teyze? Telaşlandım ben de. Hem söz verdiğim gibi her şeyi anlatmadım. Sadece hastaneye gittik dedim. Tamam kızım, bir şey demedim. Annen ne yapıyor, konuştun mu? Sabah konuştum. Çok selamım var sana. Aleyküm selam. Onun da işi zor. Kızım, hasta bakmak kolay değil. Uzun bir sürede gelmez galiba. Derdi veren Allah inşallah devasını da verir. Amin. Aysel teyze. Söyle kızım. Ya şifa demişken aklıma bir şey geldi. Aslında seni bir hocaya götürüp okutmak lazım. Duydum ben, çok iyi geliyormuş bak. Kızım ben doktorumdan memnunum. Adamcağız sabah akşam ne zaman istersen ara dedi. Daha ne yapsın? Bak Aysel teyze, Allah korusun. Yarın öbür gün ne olduğu belli olmaz. Öykü'yle Deniz'i düşün. Kızım bak, yemin verdin. Sakın kızlara söyleme. Ya elbet onun da zamanı var. Tabii ki söyleyeceğim. Ama şimdi değil. Boş yere telaşa vermek istemiyorum çocukları. Çalışıyorlar, işleri güçleri var. Tamam Aysel teyze. Çay da çok güzel olmuş. Eline sağlık. Afiyet olsun. Doktor bey, lütfen bana açık açık söyleyin, annemin nesi var, durumu ciddi mi, ne yapabiliriz? Ben bunları bilmek istiyorum. Açıkça söylemek gerekirse kendisinden öğrenseniz daha iyi olur. Sonuçta bu mahrem bir bilgi. Doktor bey, annem o benim. Ben onun tırnağına zarar gelsin istemem. Ya kendinizi benim yerime koyun, sizin anneniz böyle bir durumda olsa bilmeden nasıl yaşayabilirsiniz? Doktor bey, lütfen bize yardımcı olun. Annenizin durumu çok ciddi. Nesi var? Geçen her dakika daha da kötüye gidiyor. Olmaz. Olamaz. Benim annem sapasağlam bir kadın. Benim anneme bir şey olamaz. Deniz. Deniz. Tamam bak, sakin ol. Endişelenme. Annenizin durumu çok ciddi. Annenizi her an kaybedebilirsiniz. Acilen ameliyat olması gerekiyor. Hastalığı beyin tümörü. Olmaz. Benim anneme bir şey olursa ben yaşayamam doktor bey, ben yaşayamam. Benim anneme bir şey olamaz ya. Deniz. Deniz. Deniz.
Deniz. Çınar yine bizden saklamış. Bunu bile bizden saklamış, yine bizi düşünmüş bizi durmayalım diye. Deniz güçlü durmaya çalış. Bak umudunu kaybetme. Ya nasıl güçlü durayım? Nasıl güçlü durayım? İnsan en sevdiği insanın öleceğini öğrendiğinde nasıl yer, nasıl içer, nasıl yaşar ya insan? Abla, abla ne oldu? Abla bir şey yok da annene bir şey olmadı da ne oldu? Tabii kendimi ciddiyim Öykü. Annemin beyin tümörü varmış Öykü. Acilen ameliyata girmesi gerekiyor. Abla yalandır ya, doktorlar bir hata yapmıştır abla, yalandır, bu doğru değildir abla. Keşke öyle olsaydı. Abla hayır ya, hayır abla. Tamam sakin ol Öykü, sakin ol. Abla. Kaybetmeyin. Yıkılmayın hemen. Yıkılmayın hemen. Belki de başarılı bir ameliyattan sonra yeniden sağlığına kavuşur. Ya ya kavuşmaz da. Bakın siz böyle yaparsanız olmaz. Annenizin yanında güçlü duracaksınız ki anneniz de sizden destek bulsun, şifalansın. Ben Aysel teyzenin bu durumu sizden neden gizlediğini çok iyi anlıyorum. Evet ya, evde bizden gizliyor. Gizler tabii Öykü. Söylese sizin böyle perişan olacağınızı biliyor kadın. O yüzden gizlemiştir. Hiçbir şey eskisi gibi değil. Teknoloji çok ilerledi, modern tıp çok gelişti. Artık böyle hiç beklemediğim bir hastalık bile bir anda düzelebiliyor. O yüzden kendinizi güçlü tutun. Annenize destek olun, moral verin. Hiç merak etmeyin. Ben ne olursa olsun annenizin yanındayım. Söz veriyorum. Çınar haklı Öykü. Toparla kendini ablacığım. Çınar. İyi ki varsın. Ve iyi ki bizim yanımızdasın. Sen de iyi ki varsın. İyi ki varsın. Alo. İyi günler. Şevki Bey'le görüşüyorum değil mi? Kimsiniz? Efendim ben Ahu Koca Bey'in şoförüyüm. Ahu Hanım kızınız Öykü Hanım'la ilgili bir konuda sizinle görüşmek istiyor. Öykü. Müsaitseniz sizi alabilirim. Kahvehanenin yakınlarındayım zaten. Öykü'ye bir şey mi oldu yoksa? Efendim sakin olun lütfen. Ahu Hanım yalnızca görüşmek istiyor. Öykü Hanım'a bir şey olduğunu sanmıyorum. Tamam geliyorum ben oraya hemen. Geldim bile Şevki Bey. Allah Allah. Turgut abi. Ha abi, Şevki abiye bir telefon geldi. Acilen çıktı abi. Bir haller vardı ama. Şevki Bey. Buyurun benim. Ahu Hanım içeride sizi bekliyor. Buyurun. Benimle konuşacak mısınız? Kızınız şirketimizde çalışıyor ve asla Koca Bey ailesine layık olmamasına rağmen yeğenim Mert'in peşinden ayrılmıyor. Bu ne demek bir şey?
şu demek, kızınız istifa edecek ve bizim uzağımızdan bile geçmeyecek. Seni şimdi hatırladım. Sen o yüzden bizim evi gözetiyordun değil mi? Evini gözetlemek ne ki? Senin kumar borcun olduğunu bile biliyorum. Eğer kızının işten ayrılmasını sağlarsan, ben de senin kumar borcunu kapatırım. Şunu da aklına kazı. Eğer dediklerimi yapmazsan, kızını kovmakla kalmam, bütün kapıları yüzüne kapattırırım. Bu şoförümün numarası. Dediklerimi yapacaksan ara. Bu arada beni hiç görmedin. Anneciğim, ilaç saatin. Doktor ilaçlarını aksatmasın dedi bugün. Biz bugün doktoruna gidip bilmemiz gereken her şeyi öğrendik anne. Biz senin yanındayız. Birlikte atlatacağız, merak etme. Canım annem. Sen hiç üzülme, tamam mı? Her şey çok güzel olacak. Ama artık bu işi yapma. Dikiş yapma. Biz ablamla her şeyi halledeceğiz, tamam mı? Bir de anne, ameliyatı yapacak doktoru kaçırmamamız lazım. Yani bu işi anca o çözer. Senin için büyük bir şans. Belki son şansımız. Çocuklar nasıl, iyi mi? Gayet iyiler, iyiler, çok gayet şükür. Iyiler. Kafenin çok heyecanıyla. Aman iyi. Geçenlerde ceryan eden olaylar için kusura bakmayın. Yani sizin de olduğunuz bir ortamda bunların yaşanmasını istemezdim. Olur mu öyle şey Fehmi Bey? Ne kusuru? Biz iyi gün dostu değiliz. Biz aynı zamanda kötü günde de yanınızdayız. Sağ olun. Peki anlatılanlar gerçek miydi Fehmi Bey? Nurhan. Bil. Madem dostuz, o zaman bu hikayeyi ilk ve son olarak anlatayım size. Manisa'nın Eskice köyünde yaşayan çok sevdiğim bir askerlik arkadaşım vardı. Terhis olduktan sonra da zaman zaman görüştük. Bir gün çok kötü bir haber geldi. Arazi anlaşmasından dolayı çıkan kavgada kendisi ve bütün ailesi öldürülmüş. Tek sağ kalan 1,5-2 yaşlarında bir çocuk. Rahmetli eşim Esin, Fehmi bu çocuğu alalım, büyük sevap dedi. O yavrunun yetimhanelerde büyümesine benim de gönlüm el vermedi. Ama şunu söyleyeyim, Çınar hiçbir zaman benim için evlatlık olmadı. O benim özbeöz oğlumdur. Thank you.
Konuyu dağıtalım biraz. Evet, evet. Üzülmenizi istemiyoruz tabii ki bu konu. Tamam ama... Bak sen böyle yaparsan biz bu hastalıkla nasıl başa çıkacağız? Ya abla, anneme bir şey olmasın. Anneme bir şey olursa... Sakın. Sakın aklına bile getirme böyle şeyleri, tamam mı? Hem annem seni bu halde görmesin. Toparla biraz kendini. Bana bak. Şimdi çok güçlü olmamız lazım, anladın mı? Elimizden geleni yapacağız. Tamam, zor olacak. Çok zor olacak hem de. Ama biz bir arada olursak bunun da üstesinden geliriz. Ya ben bunca zaman nasıl anlamadım? Hani sen uzaktaydın ama annem benim hep gözümün önündeydi. Öykü, kendini suçlama ablacığım. Ya bunca zamandır soruyoruz, kim bize doğruyu söyledi? Kim bize gerçeği anlattı? Biz doktoruyla konuşmasak hala bilmiyorduk ne olduğunu. Şimdi en güçlü olmamız gereken zaman ablacığım, tamam mı? Söz ver bana. Artık ağlamak, üzülmek yok. Yok. Annem için elimden geleni yapacağım. Söz veriyorum. Biliyorum. Annemiz çok iyi olacak. Merak etme, tamam mı? Alo. Şevki ben. Dinliyorum. Ahu Hanım'ın teklifini kabul ediyorum. Tamam. Parayı sabah teslim ederim. Tamam. Oğuz, ben çıkıp dolaşacağım biraz. Yemek falan da yerim de. Ha. Sen de bugün dışarıdan yersin, olur mu? Sağ ol usta. Tamam. Hadi oğlum. Alo, Turgut abi. Abi vallahi Şevki abi zengin olmuş, ben sana diyeyim. Biz laf dolusu para almış bir yerden. Nereden çıktı kızım bu öğlen yemeğinde eve gelmek? Artık böyle anneciğim. Bıkmıştık hazır yemeklerden. Ama böyle de çok yorulacaksınız be kızım. Yorulmayız anneciğim. Ben artık zaten o mod evinde çalışmanı istemiyorum. Neden baba? Annen haklı ya. O mod evi sana göre değil bence de. Nasıl yani? Orada çalışmanı istemiyorum artık ben de. Ya nereden çıktı şimdi baba? Çalışmanı istemiyorum artık. Ama baba. Deniz, orada çalışmasını istemiyorum artık. Konu tartışmaya kapanmıştır. Bu sırası mı şimdi? Öykü'nün çalışması gerekiyor. Gitsin başka yerde iş bulsun. Ya neden baba, neden? Çalışmanı istemiyorum. Öyle gerekiyordu ondan. Ben gidiyorum ya. Öykü. Baba. Öykü. Öykü beni bekle. Öykü. Öykü.
oluyor Şevki? Daha düne kadar koca beylerin yanında çalışmasını bir şans olarak görüyordun. Bugün ne oldu? Neden değişti fikrin anlamadım. Bu elindeki ne? O zaman çok paraya ihtiyacımız vardı. O yüzden izin veriyordum. Ameliyat para. Kumar mı oynadın yine Şevki? Nereden buldun bu parayı? Vay 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 Şevki Efendi, afiyet olsun. Açsana, çekil şöyle. Afiyet olsun. Ne işiniz var sizin burada? Duyduğumuza göre eline güzel para geçmiş. Hani bir tahsilata gelelim dedik. Herhalde bizim paramız o. Hemen ver alıp gidelim. Bize ne yük olmasın. Ben de para falan yok kardeşim. Bak, senden bir iyilik istedik. Bir araba getirecektin, onu da yarım bıraktın. Bizi zarara uğrattın. Bundan sonra sana zaman falan yok. Hemen getir paramızı. Bizde para falan yok. Hemen gitmezseniz polis çağıracağım şimdi. Özel şoförlü araba kahveden alıyor. Gizli gizli işten çevriliyor. Bize gelince para yok, öyle mi? Yine geleceğiz Şevki Efendi. Bizim paramız kimsede kalmaz. Bunu öyle mi? Paşa bir şey yok ya. Ne oluyor Şevki? Kumardan değil bu para belli. Lüks araba filan, hangi lüks arabadan bahsediyorlar? Şevki, bana kimden bulduğunu bu parayı hemen anlat. Ahu Koca Bey verdi bana bu parayı. Sırf sadece Öykü'yü işten çıkartmam için verdi. Ahu Hanım, müsait miydiniz? Güzel bir haberim varsa her zaman. Hoşunuza gideceğini düşünüyorum. Şevki, parayı almayı kabul etti. Aferin Mehmet. Duymak istediğim de buydu zaten. Gidebilirsin. Biz senin gibi kendimizi parayla satan insanlardan değiliz. Ben sana bunun hesabını soracağım. Parayla insan satın almak neymiş, ben sana bunun hesabını soracağım. Buyurun, kime bakmıştınız? Ahu Hanım'a. Kim geldi diyeyim? Görmek istemediği eski bir dost dersin. Ben hemen haber veriyorum. Bu şatafat için mi terk ettin aileni? Ahu Hanım, bir kadın geldi. Sizi görmek istiyor. Kimmiş? Eski bir dostunuz olduğunu söyledi. Beni görmek istemişsiniz. Niye geldin? Hesap sormaya geldim. Bunca yıl sonra mı aklına geldi kız kardeşin oldu? Benim sana verecek hesabım yok. Gerçekleri saklaman dışında. Sakın, sakın bu konuya gireyim deme. Bir koca bey dahi bunu duyarsa sana yapabileceklerimi ben bir tahmin edemem. Kız kardeşim olduğunu unuturum. Bir kızın olduğunu unuttuğun gibi değil mi? Bak, fazla ileri gidiyorsun. Benim canımı sıkma. Asıl sen benim canımı sıkma. Biz senin gibi gözünü hırs bürümüş,
Para uğruna bütün sevdiklerini bir kalemde silip atmış. Sahte bir yüzle dolaşan onursuz insanlardan değiliz. Ne oluyor orada? O yüzden mi kızların etrafımızda dolanıyor? Benim kızlarımı bu işe karıştırma. Ahu? Ahu, ne oluyor burada? Bu kadın kim? Anlatırsın artık gerçekte kim olduğumu. Ahu? Ahu! Hayır, ben anlamıyorum. Ya daha düne kadar Kocabeyler'de çalışmak büyük şans. Millet orada çalışmak için can atıyor diyen adam bugün ne diyor? Aklımı kaçıracağım abla ya. Ya nasıl oldu da birden...